Pirinç pilavı yapacağız. Pirinç pilavı için bir su bardağı pirinç alıyoruz. Bu pirinç 5-6 kişiye yetecektir. Üzerine kaynar su ekliyoruz. Pirincimizi ıslatıyoruz. Üzerine geçecek şekilde. Vaktimize göre yarım saat, 20 dakika, yani ne kadar vaktimiz varsa hiç ıslatmadan da yapabiliriz ama ıslatırsak daha güzel oluyor. O yüzden biraz ıslatıyoruz. Şimdi pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle ıslattığımız pirincimizi düzgünce süzüp güzelce yıkadık. Hiç su kalmayacak şekilde de süzdürdük. Daha sonra pilav için arpacık kavuracağız. Bunun için de biraz sıvı yağ ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ile birlikte arpa şehriyeleri alıp şehriyelerin rengi dönene kadar kavuruyoruz. Pembeleşti şehriyelerimiz. Bunun yanında içine bir yemek kaşığı tereyağı yoksa margarin de olabilir. Ekliyoruz. Pirinçlerimizi de ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hiç su kalmadı. Su kalırsa yağ sıçrar. Pirinçlerimizi 5 dakika kadar kavuruyoruz. Burada bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. İçine bir tane de kesme şeker atıyoruz. Pirinçlerimiz şu an güzelce kavruldu. Eğer güzel kavrulmazsa pilavınız yapış yapış olabilir pirinçler. Şimdi bir ölçümüz vardı. 1 bardak pirince 1,5 bardak su. 2 bardak pirinç olduğu için 3 bardak su ekleyeceğiz. Kaynar su koyarsanız da çabuk olur. Soğuk su da koyabilirsiniz, fark etmez. Şöyle bir karıştırıp kapağımızı kapatıyoruz. Zaten kaynar su eklediğim için hemen kaynamak üzere. Soğuk su eklerseniz suyunuz kaynadıktan sonra kısık ateşe alacaksınız. Şimdi ben kaynadığı için ocağın altını kısıyorum. Piştikten sonra bir 10 dakika falan pişecek ama kontrol etmemiz gerekiyor yine suyu çekince. Evet, pilavımız pişti. Suyunu iyice çekti. 5-10 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.